Hayatının büyük bir bölümünü otomobil sporlarına adayan, 90'lı yıllarda yarış otomobillerini televizyonla tanıştıran ve bu süreçte binin üzerinde motor sporu programına imza atan Can Ünlü ile birlikteyiz. Mustafa Koç Anısı'nda düzenlenen Retro Rally sergisinin küratörlüğünü yapan Can Ünlü ile Rahmi Koç Müzesi'nde bir araya geldik. Kendisine sergiyle ilgili merak ettiklerimizi sorduk. Mustafa Koç Anısı'na açılan Retro Rally sergisi fikri nasıl ortaya çıktı? Şimdi şöyle ki, biz bunu üzülerek tabii söylüyorum ki Mustafa Koç'la birlikte yarattıktı. Ben bir gün kendisini ziyaret ettim. Dedim ki yani bizim otomobil sporunda çok zamanımız geçti birlikte. Ve birçok otomobil şu anda garajlarda olsun, işte sahiplerinin fabrikalarının bahçesinde olsun veya çeşitli atölyelerde olsun ve toz içinde durduğunu, bunların artık gün ışığına çıkma zamanı geldiğini söyledim. Kendisi de güzel bir fikir olduğunu söyledi. Zaten benim bunu yapabileceğim kişi sadece ve sadece Mustafa Koç'tu. Çünkü şu anda Rahmi Koç Müzesi'nin içindeyiz. Ben buradan bir yer istemiştim. Yani burasının uygun olacağını, buraya gelen izleyicilerin bu sergiye ilgi göstereceğini düşünüyordum. Sağ olsun rahmetli de kabul etti bu fikri. Bir dosya hazırla gel dedi. 21 Aralık 2015 günü ben hazırlamış olduğum dosyayla birlikte Mustafa'yı ziyaret ettim. Çok beğendi projeyi. Tüm detaylarını konuştuk. İşte kaç araç olacak dedim. Aşağı yukarı 40 aracımız var ama bize Koç Müzesi'nde ayrılan yerde ancak 25 tanesini sergileyebiliyoruz. Zaman zaman dedi rotasyon uygulayalım dedi. Diğer arkadaşları da kırmayalım. Diğer arkadaşların otomobillerine de yer verelim dedi. Tamam dedik. Yılbaşından sonra bir daha bir araya gelelim dedi. Ben hani yılbaşı da geçsin rahat bir döneme gelelim. İşte yeni senedir davetler oluyor, yemekler oluyor, toplantılar oluyor falan. Şöyle Şubat ayında falan kendisiyle görüşmek istiyordum. Ancak maalesef 21 Ocak'ta Mustafa'yı kaybettik. Benim için o gün bu proje bitmişti. Ancak ilerleyen günlerde Sayın Ali Koç'la ve Koç grubu yöneticilerinden Sayın Cenk Çimen'le bir araya geldik. Bunun bize bir miras olduğunu ve devam etmemiz gerektiğini söylediler. Peki dedik. Bu vazife de bize verildi. 2 Şubat günü biz bu işin temelini attık ve 30 Mayıs'ta burayı açtık. Biraz bahsettiniz ama serginin amacını biraz daha açar mısınız? Tabii. Serginin amacı dediğim gibi şu anda burada 25 tane otomobil izliyorsunuz ve çoğu kariyerli otomobiller. Örnek 1991 Türk Yarali Şampiyonu Ali Karaca'nın otomobili var. İşte 1993 Türk Yarali Şampiyonu İskender Atakan'ın otomobili var. 1996 Türkiye Şampiyonu Serdar Bostancı'nın, şu anda federasyon başkanı olan, yine defalarca Türkiye Şampiyonluğu olan Serkan Yazıcı'nın otomobili var. Bu kariyerli otomobilleri rally severlere, yeni nesil gençliğe tanıtmak istedik. Yani gelin bu otomobilleri görün. Bak biz dedeleriniz geçmiş zamanda ne tarz otomobillerle yarıştık gibi. Amaç buydu ve sporu biraz daha öne çıkarmaktı. Çünkü otomobil sporu bir zamanlar Türkiye'de ikinci ve üçüncü spor konumundaydı. Özellikle televizyonda ki o dönem ben mesela 3 ayrı kanala televizyon programı yapıyordum. Futboldan sonra zaman zaman ikinci, basketten sonra da zaman zaman üçüncü spor konumundaydık ekranlarda. Fakat otomobil sporları inanılmaz bir ivme kaybetti. Yani seyircinin de gözünden düştü, reytingleri de düştü. Biz de dedik hani yeni federasyon başkanına biraz destek olsun, otomobil sporuna biraz destek olalım dedik. Sergilenen araçlar hakkında biraz daha bilgilendirir misiniz bizi? Şimdi şuradan şöyle hızlı hızlı gideyim işte. Genelde bunlar Türkiye'de yarışmış, şampiyon olmuş otomobiller. İşte Ali Karaca'nın Ford Sierra Cosworth'u, Türkiye şampiyonluğu var. Serdar Bostancı'nın Ford Sierra Cosworth'u. Şöyle biraz açım değişecek. Ama 1978 senesinde Türkiye Rally Şampiyonu olan, şu anda aramızda olmayan Hasan Kalaycı'nın otomobili. Orada bir Anadolu ki Türkiye'de ilk defa yapılan bir rally'yi birinci olarak bitirmiş. Duayen bir isim. Renç Koçu Bey'in kullandığı otomobil. Şu anda üstüne oturduğum otomobil sevgili Mustafa'nın ilk yarış otomobili. Hemen yanımızda ikinci yarış otomobili. İşte ismen tanıdığımız İskender Atakan, Cem Hakko, Nejat Avcı, Serkan Yazıcı, Timur Özkan, Kemal Gamgam gibi birçok ünlü pilotun otomobillerini sergiliyoruz. 23 tane burada otomobilimiz var. Dışarıda da 3 tane otomobilimiz var. Onlar içeri girmeyi bekliyorlar. Çünkü dediğim gibi rotasyon uyguluyoruz.
Buradan 3 otomobil gidecek bu hafta. Diğer 3 otomobili içeri alacağız. Sergiye gelenler burada başka neler bulacaklar? Şimdi neler bulacaklar? Hepsi zaten burada. Biz otomobillerin yanı sıra üstlerinde kazandıkları pilotların kupalarını, o gün giydikleri tulumlarını, montlarını, tişörtlerini, ayakkabılarını, çoraplarını, işte görüyorsunuz mankenlerimiz var, mankenlere giydirerek oradan itibaren sayayım, rahmetli Renç Koçu Bey'in boş sponsorluğundaki tulumu, hemen onun arkasında Türkiye'de en fazla yardımcı sürücü şampiyonluğu yaşamış Can Oka'nın tulumu, kaskı, kupaları var. Onun yanında beraber yarıştıkları Emre Yerlici'nin tulumu, kaskı, yanmaz başlığı. Onları da sergiliyoruz. İşte nostalji katmaya çalışıyoruz. Otogazda.com takipçileri bu sergiyi ne zamana kadar takip edebilirler? Bu sergiyi 30 Mayıs'ta açtık. Güzel bir açılışımız oldu. 1 Haziran'dan itibaren de halka açtık. Biz şöyle konuşmuştuk. 29 Ekim Mustafa'nın doğum günüydü. 29 Ekim de güzel bir tarih. Cumhuriyetimizin kuruluşu tarihi. O gün hem Mustafa'ya burada bir doğum günü yapalım, hem bir Cumhuriyet kutlaması yapalım ve sergiyi kapatalım diyoruz. Ancak ciddi bir ilgi var. İzleyici olsun, sizin gibi basın, yayın organlarından arkadaşlar ve sponsor firmalarımız var. Onlar da bir takım etkinlikler falan yapmak istiyorlar. 29 Ekim olmazsa yılbaşına da kapayacağız. 30 Aralık ama kesin, çünkü hava soğuyacak işte. Yağmur, fırtına, kar filan. Burada otomobilleri korumak da. Çünkü bunlar hepsi artık birer, ne diyelim, klasik. Emsallerinin çoğu yok ve fiyatları çok yüksek. Yani bir Lancia bugün 100 bin dolar civarında. İşte Mustafa'nın buradaki otomobili 60-70 bin euro. Keza bu araç, bu daha da kıymetli bir otomobil. 100 bin euroluk bir otomobil bu. Bunların yani böyle açıkta değil, kapalı mekanlarda saklanması lazım. Ha, belki bir kapalı mekan bulabiliriz ki arayış içindeyim. Onu da bulduğum takdirde sergiyi taşıyacağım. Bu anlamlı sergide bizimle bir araya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Sergimize ve dolayısıyla Mustafa'ya göstermiş olduğunuz yakın ilgi alakadan ötürü. Başarılarınızın devamını diliyorum.